الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Çok tembellerden ve tarikü salatlardan işitiyoruz. Namazı terk edenlerden işitiyoruz. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip yani kızıp azarlayıp cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Yani Allah kim? İnsan kim? Allah insanı cehennemle tehdit ediyor. Yani nasıl bir şey ki tehdit ediyor? İktidarlı ve istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur'an'a nasıl yakışıyor ki? Yani iktidarlı, ifrat tefrit yapmadan her şeyin üç mertebesi var. Tefrit, vasat, ifrat yani aşırı uç, iki ucun ortası. Her şeyin ama her şeyin ne aklınıza geliyorsa aşırısı şeytandandır. Buna ifrat denilir Arapçada. Bunun ters şeyi var, ucu var, tefriti. Bu da nefse emmaredendir. Ortasına vasat denilir. Bu da sünnet-i seniyedir. Her şey. Mesela öfkeyi yapayım. Konumuz bu değil ama. Öfkeyi üç ifrat, tefrit, vasat. Üç modunu inceleyeyim. Haddinden fazla Allah kızılmaması gerektiği yere veya kızılması gerektiği kadar kızmak, daha fazla kızmak şeytandandır. Allah kızılması gereken yere hiç kızmamak, bu da nefse emmaredir, bu da tevhid. Allah'a kız dediği yere kızacağın kadar kızmak vasattır, bu da sünnettir, fıtrattır. Bunun gibi. Şimdi Kur'an her böyle mevzusu itidalli yani vasat almış. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan Kur'an'ın ifadelerinde, adalet olan ifadeyi Kur'an'a nasıl yakışıyor ki? Emniyetsiz bir cüz'i hataya karşı, yani bir adam evinde 3-5 tane bu hareketi yaptı veya yapmadı. Yani bütün sanki kainatı alakadar ediyormuş gibi, Cenab-ı Hak bütün kainatı alakayı gösterip, cüz'i bir hataya karşı nihayetsiz şiddetini gösteriyor. Soruyu belki de 10 başlı bir soru oldu. Anlaşıldı herhalde. Peki. El cevap. Evet, Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Kesin değil. Ben ek getirir, eki yaklaştırınca Osmanlıca'da Türkçe ki oldu belki şüphe değil. Ben kesinlik manasında o da ektir. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryak, ilaçlar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Şimdi bir örnek veriyor, biraz bundan sonra izah edeceğim. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi faydalı ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese, senin ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar ediyorsun, ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Şefkatli ve hakim, işin uzmanı olan bir doktor düşünün. Çocuk veya genç, yani hastalığı idrak edememiş bir hastasına
Ya kardeşim bunu içsene ya. Bu serumu takmaya niye takmıyorsun? Allah Allah ya kaçtıma dedim sana gibi sitemle. Ya sen bu ilacı niye içmiyorsun kardeşim? Biz de yapıyoruz mesela. Biz de manevi bir hekimiz. Bana da geliyorlar. Mesela şimdi bir başka yerdeydim böyle. Köydeydim yani oradan geliyorum. Orada daha önce gelişimde de birisi yine geldi. O geldi. Soru sordu. Baktım tanıdım. Sen dedim ya daha önce görüşmek. Sana söylediğimi yaptım. Yok ya. Yapmış dört tane reçete söyledim. İki tanesi ya yaptı yapmadı. E kardeşim niye yapmıyorsun ya? Bak adam çıkıp da demedi bana. Hocam ne o ya beni azarlıyorsun ya? Allah Allah. İyi ki bir şey sordum. Demiyor. Daha önce de geldi ben ona her türlü muamelemi yaptım. Düze çıktı. Dedim ki sakın şunları eksik etme. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'da 6666 tane ayetten manevi buhran ve sıkıntı, panik ve panik atak, canım sıkılıyor, moralim bozuk, yatamıyorum gibi sıkıntılara ruhu güçlendirici 6666 tane ayetten 1000 tane ayeti seçmiş. Kur'an'dan seçilen ayetler. Onları bir hisp yapmış yani bir kitap. Ona Hizbul Kur'an denmiş. Yani bu işle ruhu güçlendirme. Yani kimseye muhtaç olmuyorsun böyle. Cinciymiş, bilmem neciymiş, muhtaç olmuyorsun. Yani ruhunu güçlendirici. Ne okuyacağım kardeşim? Ha işte sana bir araya getirilmiş. Dedim ki, bak bunu mutlaka okuyacaksın. Asay-ı Musa'yı yatak odanda, akşam namazı ile gece 12 arasında, 10 dakikayı sen ayarla, hangi saate okursan, yatak odanda, 10 dakikada Asay-ı Musa, mutlaka onu okuyacaksın, onu söyle. Ondan sonra okuyacaksın. Gece 12'den 2 arası vücutta savurma, dinlenme, rahatlanma sıvısı salgılanıyor. 12 ile 2. O saatte kesinlikle ayakta olmaman gerekiyor. Eğer sen 12 ile 2 arası ayakta olursan, ertesi gün inan bana, Tıbb-ı Nebevi'de yazar, İbrahim Hakkı Hazretleri'nde yazar, Tefsir-i Demir'de yazar vesaire. Ertesi gün 12 ile 2 arası yatmasan, ertesi gün 20 saat yatsan gene dinlenemezsin. Dinlenmiş olarak kalkamazsın. Vücudun, hayatın mantar gibi var. Mantar gibi, mantar. Kalkamazsın yani. Böyle şey gibi dolaşanlar, adınız gibi bilin 12 ile 2 arası hayattaydı. Şimdi bunları saydım. Bir de internet televizyonlardan uzak dur. Bunları yap, Allah'ın izniyle zaten şu anda rahatsın. Hangisini yaptın? Kemküm. Peki, şimdi mevzunu anlatalım. Ya kardeşim ne biçim adamsın sen de bunu? Niye laf dinliyorsun? Ama adam çıkıp da bana demedi. Sen hocam ne oluyorsun ya? İyi ki sorduk. Demedi. Doğru, haklısın hocam. Haklısın hocam. Peki ben niye kızdım? Benim mi ihtiyacım var? Ben niçin kızıyorum? İnsanım da ben. Ben de insanım. Şefkat taşıyorum. Ben sana bakınca seni görmüyorum ki. Senin şahsında hanımını görüyorum. Senin şahsında masum çocuklarını görüyorum. Senin şahsında babanı, anneni, kayınpeder, kayınbirader bakanlıklarını görüyorum. Ne kadar da kadar insanları görüyorum. Senin rahatsızlığın veya senin iyi olman bunları direkt etkileyen bir sebep. O zaman senin iyi olman bunları etkiliyor. Dolayısıyla ben sana bunları ısrar ediyorum. Ne biçim adamsın? Kaçtıma dedim sana kardeşim senin. Niye yapmıyorsun? Hocam haklısın. Geleyim İstanbul'a. Gel ben. Ne biçim? Gelsen ne olacak? Tamam hocam. İyi dedim bak. Tamam. Madem yapacaksın iyi tamam. Tekrar şunu ya. Peki niçin anlatıyorum? Benim ne ihtiyacım var? Biraz önce anlattığım gibi insanın duygular taşıyor. Yani ama sen de beni alakadar etmez diyemezsin. Biz Afrika'daki efendim o vahşi canavarlar gibi değiliz. Orada sığırı kesin. Öteki sığır otlar. Niye? Sığırdır. Biz öyle miyiz? Birisi orada dayak yese biz durabilir miyiz? Yani bana bu donanımı veren Allah'ta aslı var bunların. Allah da diyor ki, ey kulum sen hastasın ruhen, aklen hastasın, sen bunu yapman lazım. Ya kemküm insanın tiniyetinde, yaratılışında mutlaka yolunda da öyle, gece giderken
çizgi olması lazım. Sağ ve sol çizgi, sağ sol, sağ sol, sağ sol çizgi olacak. Yoksa gidemiyor. İşte insanın hayatındaki çizgiler haram farz, haram farz, haram farz, haram farz bu yolu oluşturuyor. Haramı kaldırırsanız farz yoktur. Farz da olmaz. Ne demek farz? Ya namaz kılmak farzsa kılmamak haramdır. Haramı kaldırın namaz farz değildir. Çünkü haramı değil. Haramı olmayan bir şeyin farzı olmaz. Dolayısıyla ben insanın birisi dayak yese veya hepinize soruyorum vicdanınıza. Can ciğer bağırsak bir kedi. Sokakta kedi yavrusu. Aman sen de der diyebilir misin? Kalkar gidersin. Ondan sonra ona yardım edersin. Bir yere arabanın altında mı kaldı? Bir yere mi efendim sıkıştırıldı? Köpek mi sıkıştırdı? Soruyorum sana. Niye indin kardeşim? Ne ihtiyacın var? Ya hocam ya acıdım ya. Ya bırak ya. Ne gidiyorsun kardeşim? Ya sen ne diyorsun ya? Sen demez misin bana? Ne diyorsun ya? Sen ne kadar maaşlısın ya? Canavar mı oldun ya? Şurada kedi sıkışmış, bir kuş sıkışmış, hayvan efendim pasatif kuyusuna ayağa düşmüş. Ya sana ne ben, bana ne? Niye girip geçmiyorsun? Niye böyle alakadar oluyorsun? Geç git, niye demiyorsun? Çünkü insanız. İnsan olduğumuzdan onun ihtiyacı var. Onun ihtiyacını idrak ediyoruz. Değiliz ki. Ha. Bu benim ona yardım etme ihtiyacı dürtüm, duygularım, hislerim, ruhum, aklım bana veren Allah'ta daha fazla var. İşte Allah da diyor ki sen manen hastasın. Yani dimağdaki kafa, şu kafanın içerisinde 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Aşağıda vicdan var. Vicdanın içerisinde ne var? Karpuz gibi yararsa, en diş kabuğu, soğan kabuğu gibi irade, daha ileriye zihin, daha ileriye his, daha ilerisi latife-i rabbaniye. Evet anlamazsınız ama en az duyun. Ne demek? Şimdi ibadet bunların gıdasıdır. Bu yapının yapılandırıyor. Çünkü ibadet insanı bir kaynağa bağlıyor. İnsan acizdir, fakirdir. Acizdir, belaları, düşmanları çoktur. Gözükmeyen bir mikroptan gökteki yıldızlara kadar, yerdeki yılana kadar, ayaksız yılandan kör akrebe kadar düşmanı var. İnsanın ruhen ve aklen bir dayanak noktasına ihtiyacı vardır. İnsanı işte bu dayanak noktasına bağlayan, rabbeten ibadettir. Allah ibadeti ısrar ederek diyor ki bak sen hastasın. Hani tabip hastanede ya kardeşim bunu niye çıkarttın bu serumu ya? Bu ilacı niye içmiyorsun? Sana ne be doktor bey? Senin ne ihtiyacın var bu ilaca? İçmiyorsam içmiyorum. Sanki senin ihtiyacın mı var? Ben ya kardeşim lütfen yapma diye iknaya gitmiyorum. Şimdi doktora sen desen ki kardeşim senin ibadet ilaca ne ihtiyacın var ya? Beni niye zorluyorsun? Sen şuursuz olduğun için, cahil olduğun için o ilacın ne demek olduğunu, içmemenin ne demek olacağını, nereye mal olacağını o biliyor. Adı gibi biliyor. İnsan olduğu için, insan olduğu için seninle de alakadar sana merhamet ediyor. Sen kalkıp desen ki, ya senin bu ilaca ne ihtiyacın var demek ne kadar mantıksızsa, kalben ve ruhen İnsan rahatsızdır, hastadır. Onun o ruhsal, insanın dinlenme ihtiyacı var, biliyoruz. Yani yorgunluk ne demektir? İnsan da kalben ve ruhen rahatsız olduğuna delil sıkıntıdır. Cahil olduğuna delil panik ataktır. Vesvesenin, vesvese olmasının sebebi kalbini işlettirmemekten geliyor, cehaletten geliyor o da. Hani dün anlatmıştım. Vesvese varlık üzerine mantığını kurmuştur. Vesvese mantığını varlık üzerine kurdu. İşte bunları def eden bu ayrı yani kafayla vicdan kalbi ayrı ayrı paramparça eden o gafleti ortadan kaldıran ibadettir. İnsanı bütüne getiriyor. Sonra insanı acizdir bu kadar düşmanlarına karşı nokta istinadır, dayanak noktasına ihtiyacı vardır. İbadet, insanın nokta istinadını temin ediyor. Sonra,
insanın fıtratı beka istiyor. Yani anne karnındaki çocuğun dünyaya göre izah etmeseniz ayağının ayağın takılmasının mantığı var mıdır? Yani anne karnında çocuğun ayağı niye var? Kulağı niye var? Başı niye var? Hiçbir değeri yoktur orada. Yani top sahası yok ki ayak işe yarasın. Kolu orada iş yapmayacak. Göz orası karanlık. Ha, anne karnındaki, bu örneği dinlemeniz lazım. Anne karnındaki çocuğun organları nasıl orada işe yaramıyor? Niçin takılmış o zaman? Nereye gidecekse oraya uygun takılmış. Ayak verilmesiyle yürüme denilen bir aleme gideceğini, gözün verilmesiyle anne karnında şekiller ve renkler alemine gideceğini gösteriyor. Aynen bunun gibi de insanın ruhu beka istiyor. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Bakın ne istiyorsanız hiçbirisi dünyada yok. İnsanın bu yapısı, donanımının istediği ancak ahirettir. İşte onu bize yakın eden, onu bize gösteren, onu alemimize taşıyan, bizi oraya, o alemi bize taşıyan, feyzini taşıyan ibadettir. İbadetler insanın aklını, fikrini oraya bağlayarak insanın isteğine cevap veriyor. Yani insanın fıtratı imdat diye bağırıyor. Beka, sonsuzluk, ebed, dert istemiyorum, keder istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ne istiyorsanız hiçbirisi dünyada yok. Ama ne diyor imdat diye bağırıyoruz, kimse cevap vermiyor. Abi yerde bir cevap geldi. Ne istiyorsun? Beka, bende var, bana gel. Sen kimsin? Ben ahiretim. Ahiret insanın istediği fıtratına cevap veren yerdir. Tamam da o ahirete gidiş yolu ve yöntemi nasıl yapacağız? İbadettir. İbadet aynı zamanda eylemsel itibariyle kalbi tatmin ediyor. Şimdi elime bakarak ben size bir örnek vereceğim. İbadetin ne olduğunu bu örnekle daha biraz da ikinci bir örnek vermiş olacağım. Bir doktorun zorlaması ne ihtiyaç var dedik. Şimdi ibadet hakkında bir örnek vereceğim. Bu örneği şey yaparsanız daha iyi kavrarsınız. Havada dönen böyle pervane dönen elektrik üreten şeyler var. Elektrik üreten panolar var. Biliyorsun burada da var mı bilmiyorum. Üniversitemde var mı? Çok varmış. Peki deli beygir gibi dönüyor değil mi? Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Niye dönüyor? Elektrik imal ediyor değil mi? Hiç kimse bunu itiraz etmiyor ama manyak deli serseri gibi bunu döndürüp duruyorlar. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Deli beygir gibi niye dönüyor? Çünkü bu pervaneye bağlı bir mil var. O mile bağlı endüvi var. Bu bir. Onun dışında bir kap var. Tamam. Şimdi bu pervane dönünce pervaneye bağlı olan bir mil var. Mil dönüyor. Mil dönünce üzerinde endüvi denilen bir bobin var. Bobin dönüyor. Bobinin de bulunduğu bir yerde bir böyle bir kap var. O kapta bir kömür var, bir de mıknatıs var. Bu bobin bunun üzerine döner, içinde dönerken burada manyetik bir alan oluyor. Bunun fiziksel izah edemiyor. Ne deniliyor? Manyetik alan diye bir isim vermiş, geçiştirmiş. Yani bobin mıknatısın içinde dönünce manyetik bir alan oluyor. Arkadaşlar bir çok önemli bu misal, onun için size lazım olacak. İyi dinleyin bunu. Bobin dönerken bu mıknatısın içerisinde dönerken manyetik bir alan meydana geliyor. Manyetik bir alan. Sonra o manyetik alan mıknatısın üstünden bir kablodan o Yunanistan'ın Gümülcine şehrine elektrik götürülüyor. Yani manyetik alan sıkıştığı sıkışa burada bir kablo var. Kabloya elektriksel bir hal alıyor. Ya manyetik alan daha incedir, elektrik daha kabadır. Dolayısıyla o manyetik alan kabloya yükleniyor ve Gümülcine şehrine elektrik giriyor. Peki Gümülcine şehrinde ne kadar elektrik cihazı vardır, çalışıyordur? Binlerce değil mi? Yayık ayağının aletinden
bu şu anda konuştuğum mikrofona kadar, cep telefonunuzun şarjına kadar, ampule kadar, bilgisayara kadar, kaynak makinesi, yani elektrikle çalışan bütün cihazlar bu pervanenin aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı dönünce elektrik imal ediliyor. Değil mi? Elektrik imal edilmesinden Gümülcine şehri bu kadar elektrik cihazları çalışıyor. Aynen bu örnek gibi. Pervanenin aşağı yukarı, aşağı yukarı gibi namaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu namaz hareketleridir. Bu bedene bağlı olan mim, dimağda, bu bin dimağdır, zihindir, kafadır. Kafa. Kafa bu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber'le bu dinamo yani kafada işleme yapıyor. Hareket enerji doğurur, fiziksel bir kanundur. Her bir hareket enerjidir. Dolayısıyla bedenin bu hareketleri ister istemez dimağı etkiliyor. Yaptığı harekete akıl ona sahip çıkıyor. Yani mükemmel bir manyetik bir alan oluyor. Onun adı itikattır. Sonra bu kablodan bu elde edilen enerji yani hissiyattır. Hissiyat. Gümülcine'den kasıt da ruhtur. Gümülcine'deki bu kadar cihazların çalışması ruhumuzdaki istidat ve kabiliyetlerdir. İşte namaz hareketi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ile elde edilen enerjiyle ruhun içinde bulunan kabiliyet ve istidat cihazlarını aktif ediyor, çalıştırıyor. Pervane nasıl elektrik üretiyorsa, şeyin elektriğini basıyorsa, işte namaz denilen harekette pervane gibi aşağı yukarı, aşağı yukarı ile ruhun içisindeki yapıyı aktif ediyor ve canlı tutuyor. Besliyor. Namaz ruhun enerji kaynağıdır. Yani ibadetler, eylemler. Sonra devam ediyorum. Hem insanın yapısına bakılırsa ibadet yapmak için yaratıldığını gösteriyor. Kava, tarlada artık öyle tıkandınız, yoruldunuz. Soğuk suyun yanında ve soğuk suyun içine attığınız bir kavun düşünün. Kavunu bir çat vursan, ikiye yarsan, kavun sapsarı sana bakıyor bal gibi. Seyretmek için mi yaratılmış, yemek için mi? Nasıl anlaşılır? Yemek için yaratıldığı anlaşılıyor. Kavunun yapısına bakılırsa. Bu bir. İki. Aslan kükremiş böyle. Pençelerini hayal et. Dişlerini hayal et. Bu aslanın pençesi ve dişine bakıyoruz. Bu bizi okşamak için yaratılmış. Ne haber, nasılsın? Beni okşamak için yapıldığı gözüküyor diyebilir miyiz? Aslanın pençesine ve dişine bakınca anlaşılıyor. Bu parçalamak için yapılmış. İnsanın ruhuna da bakılırsa ibadet için yapılmış anlaşılıyor. Aslanın yapısı ve kavunun yapısı özelliği baktığımız zaman nasıl ki kavun yemek için, aslanın pençesi ve dişi parçalamak için, su ıslatmak için yapısı budur. İnsanın fıtratı da ibadet için yapıldığı anlaşılıyor. Çünkü ruh hiçbir şeyi doyurmaz. Örnek vereyim, yemek yediniz, mideyi doldurdu. Ses, kulağın zevkini tatmin etti. Renk ve şekil gözünüzü memnun etti. Söyleyin bana, ruhu neyle tatmin edeceksin? Ruhu neyle tatmin edeceksin? Mümkünat var, ancak ibadetle. Ama Kur'an'ın terk ibadet hakkında şiddetli tehdidi ve dehşetli cezalar ise, nasıl ki bir padişah, raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. İzah edeceğim, okuyayım metni. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam Sultan-ı Ezel ve Ebed'in raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye mütevecci üzerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden
mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samedani, birer aine-i esma-i rabbani olan mevcudatı âli makamlarından tenzil ettiğinden ve emniyetsiz, vazifesiz, cansız, camit, perişan bir vaziyette terakki ettiğinden mevcudatı tahkir eden kemalatını inkar ve tecavüz eder. Ne dedi? Lazım olduğu kadar anlatayım. Şimdi insan kainata baktığı zaman kendi yapısıyla görür. Yani seviyesi neyse onu görür. Mesela çocuğunu kaybeden bir kadın kainata ağlar görür. Efendim çok ciddi sermayesini batıran adam kainata ağlar görür. Yani biz dünyaya baktığımız zaman, gümülcülüğe baktığımız zaman nasıl görürüz? Herkesin haletine göre gözükür. O andaki duygun, düşünceleri neyse o gözükür. Aynen bu örnek gibi kendi ibadetini bilmeyen, terk eden insan kainatın ibadetini de göremez. Dolayısıyla kainatın ibadetini göremeyen kainatın hukukuna tecavüz eder. Şimdi sen gitsen gümülcüne, kaymakamına, belediye başkanına, valisine vesairesine ne ya böyle serseri serseri oturuyorsun, vazifen yok, bilmem neyin yok falan diye hakaret etsen, orada hapishane olmasa bile sana hapishane yaparlar. Çünkü makamı tahkirdir, kişiyi tenzihdir. Yani sen bunu vazifeli makamı tahkir ediyorsun. Aynı bunun gibi bir buradaki insan vali vazife yaptığı gibi bahçemizdeki bir çınar ağacı, bir dut ağacı da vazifesini yapıyor. Allah'a tesbih ediyor, zikrediyor. Kendisi zikir yapmayan bir insan, tesbih yapmayan bir insan, ibadeti yapmayan bir insan kainatın ibadetini göremez. Bilmez. Ben mesela diyelim ki kiliseyi bilmiyorum, hiç gitmemişim diyelim. Ne yaptıklarını bilemem yani. Dolayısıyla Hristiyanların ibadetleri nasıl olduğunu nereden bileceğim? Görmedim ki. Bir de yapmamışım. Aynen bunun gibi de bir Müslüman ibadeti terk ederse kainatın ibadetini görmez. Yani görmediği için de onun vazifesi görmek makamıydı. İnsan kainatın ibadetini takdir edip görecek ve sultan olduğu için insan kainatın ibadetini kendisi ibadet yapmış gibi namazda takdim ediyor. Biliyor musunuz? Bak, ayakta durmak ağaçları temsil ediyoruz. Namazda. Namazda ayakta durmak ağaçları temsil ediyoruz. Rükûya gittiğimiz zaman dört ayaklı hayvanları temsil ediyoruz. Secdeye gittiğimiz zaman yer ve yerde yerin altındaki mahlukatı temsil ederek sonra ettehiyyatü lillah o dediğimiz zaman ya Rabbi temsil etmiş olduğum çünkü ben halife-i arzım, sultan-ı kainatın memuru benim, sen beni yaptın. Dolayısıyla bir belediye başkanı, bir vali, bir başbakan o şehri, o memleketi temsil ettiği zaman dışarıya temsil ediyor. Diyebilir mi ki bir tanesi ya ben kendi başıma gideceğim. Hayır, bir başbakan dışarıya gittiği zaman Yunanistan'ı temsil eder. Bir belediye başkanı o şehri temsil eder. Biz de şu dünya memleketinin biz başkanıyız. O zaman bu dünya memleketi denilen şu dünyanın başkanı olan ben kainatın sahibiyle temsil etmiş olduğumuz raiyetimizin ibadetlerini yapısını takdim etmek gerekiyor. Çünkü mecbursun o makamdasın. Başkan da öyle olduğu için. İşte ettehiyyatü lillah dediğimiz zaman ya Rabbi ayakta durarak ağaçları ve ayakta duranları, rüküye eğilerek dört ayaklı hayvanları, secdeye giderek yerde olan mahlukatını ve hayvanları ben yapmışım gibi ibadetlerini sana takdim ediyorum diyoruz. Tahiyyatta bunu diyoruz. Bunu şualarda söylüyor. 6. şuada Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle anlatıyor. Diyor ki işte ayakta olduğun zaman ayaktakileri ve ağaçların ibadetini, rükûya gittiğin zaman dört ayaklıları, secdeye gittiğin zaman yerdeki ve yerde olan mahlukatın ibadetlerini ettehiyyatü lillah diyerek yani tahiyyata oturduğumuz zaman biz yapmışız gibi bu ibadeti
Allah'a takdim ediyoruz. Dolayısıyla insan bütün kainatın ibadetini kendi ibadeti imiş gibi içine sokarak Allah'a takdim ederek Sultan-ı Kainat'ın bir vekili olduğunu, yaveri olduğunu, halife-i arz olduğunu gösteriyor. Yoksa ibadeti terk eden kainatın ibadetini göremez. Göremeyince görmesi lazım. Yani belediye başkanı diyor ki vallahi ben gidiyorum kafama göre takılıyorum. Hayır, kafana göre takılamazsın kardeşim, sen başkansın. Sen mesuliyetin var. Ya ben istediğimi yaparım. İstediğini yapamazsın arkadaş. Prosedürler seni bırakmaz. İstediğin gibi hareket yapamazsın. Biz de istediğimiz gibi hareket yapma denilen bir memlekette değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Başka? Evet, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. İnsan kainat için bir mikyas, bir mizan olduğundan kainata baktığı zaman, insan bunu anlatmıştım, ağlar mevsiyet görür. Hem tarikü selat kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeden, bir de ibadeti terk eden Allah'ın ona takmış olduğu cihazlar var. Karaciğer, böbrek, göz, bunlar maddi organlar. Bir de ruh var, kalp var, vicdan var, diman var. Bunların içerisinde zaten sonsuz yapı var. Ruh deyince zaten dibi yok. İşte bunlar sana Allah emaneten vermiş. Emaneten verilmiş. Emanet sahibi diyor ki bu emaneti şöyle şöyle kullanacaksın. Sen şimdi birisinden taks emanet aldın. Dedin ki hasta götüreceğim. Sen gittin yalan söyledin. Harfiyat yapıyorsun. Toprak taşıyorsun. Arabanın içerisine harfiyat gübre taşıyorsun. Şimdi o emanet sahibi, mal sahibi onu görse sana aferin ya önemli değil der mi? F-16 ile gübre taşınır mı? Evet. Savaş uçağı ile gübre taşınır mı? Taşısam bile taşınır ama bir işe yaramaz ki yani dediğim ya. Veya tanklarla serçavuna gidilir. Gor 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 tank gidiyor. Nereye gidiyor? Dağa gidiyorlar. Niye? Hayırdır? Serçavuna gidiyorlar. Serçeyi bulsa tankla yenir mi? Paramparça olur. Aynen bunun gibi de insan yaratılışına gitmiş gibi olur. Daha kazansa bile, vursa bile yiyemez. İşte insana verilen, emaneten verilen şu maddi ve manevi cihazlar sana Allah emaneten vermiş. Bu emaneti sahibinin dediği gibi kullanmamız gerekiyor. Mesela hakikaten bir cihaz vardı bizde Türkiye'de. Garantisi bitmeden bozuldu. Garantisi vardı. Fakat bir de ben bakayım diye merak var ya böyle tornavidayı kullandık. Anlıyor musunuz? Tornavidayı kullandık. Meğer prosedür şöyle işliyormuş. Sen tornavida kullandın mı garantilikten çıkıyormuş. Adamlar dedi ki bu garantilikten çıkmayacak, sen ödeyeceksin. Hayda. Bir şey de yaptım yok. Meraktan ya bir bakayım çamaşır makinesi. Niye su akmıyor diye pompasından. Yani demek ki prosedür böyle çalışıyor. İşte kainatın prosedürü de böyle çalışıyor. Sana verilen emaneti, emanet sahibini yani malikel mülk, yeteserefe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sana dedi ki bunu emanete veriyorum. Bu arabayı, bu gemiyi, bu bedeni yani, gözünü, kulağını, ruhunu, aklını, duygularını ben sana şu şu iş içinde kullanmak için verdim. Ama sen de başka içinde kullanırsan aferin lan çok iyi yaptın der mi? Demek ki onun maliki o abdinin hakkını onun nefse mahallesine almak için de şiddet tehdit eder. Yani karaciğerinde, böbreğinde, hücreleri de melekesi var. Onlar da ruhani yapısı var. İbadeti terk edersen onlar da hakkını isteyecek. Organlar isteyecek. Meyveyi koparttın. Mevlana'nın bir kitabında şöyle yazıyor. Bir ses geliyor talebeleriyle giderken. İnleme var. İnleme var. Allah Allah. İnlemeye doğru gitmişler. Çok özür dilerim. Yani misal öyle geçiyor. Ona bakıyorlar ki insan pisliği. Konuşuyor, dile geliyor.
Ondan sonra demiş ki Mevlana hayırdır demiş yani sen niye böyle yapıyorsun? Bu misal ya. Ben diyor daha önce meyveydim diyor dalda. Beni ibadet yapmayan, Allah'a isyan eden insan koparıp yedi beni bu hale getirdi diyor. Ondan üzülüyorum diyor. Bak hakkını talep edecek. Hakkını talep ediyor. Yani beni bu hale getirdi diyor. Ya ondan sonra hemen insan kendi haddini bu sefer biliyor. Çünkü niye? Bu kadar maddi ve manevi cihazlar veriyor. Arkadaşlar Allah aşkına şöyle baktığımız zaman insanı devreden dışına çıkarırsak yani şu dünyadan insanı çekip çıkarırsak şu mevcudattaki yaprağın, çiçeğin, meyvenin, armutun, güneşin, gülün bir manası yerin altındaki petrolün, altının değeri olur mu? Mesela bak ben bugün gördüm giderken o köye dağlardan geçtim. Dağlarda harika manzara var. O harika manzarada bir düşünün böyle bir gül var. O küzü koysak, sırlarını da gördüm zaten yolda. Şimdi o küz, o manzarada dağın tepesinde harika bir manzara karşısında ve güller var. Ona şu manzarada şu gül ne kadar harika ya. Dağlara bakıyor ona bu kadar güzel bir memleket olur mu? O küz der mi? Niye demez? O küz olduğu için. O küz olduğu için demez. Demediği için o küzdür. Aynı şimdi ama insana bakın. Dağlara bakıyor. Fesubhanallah. Zevk alıyor. E senin tarlan mı? Yok. Başkasının tarlasını seyrederek, başkasının tarlasındaki çiçek kokuları gelerek zevk alıyor. İnsan zevk alıyor değil mi bakın? İnsan hakikaten bu kainatı direk. İnsanı çekip çıkarırsanız söyleyin bana. Gülün güzelliğini anlayacak kim var? Sığır anlamaz gülün. Mesela sığır için bir gül ile otun farkı var mıdır? Sığır için ot ile gül arasında fark var mı? Yok. Peki kedi için muhabbet kuşu var ya evinizde var yani güzelim muhabbet kuşu. Kedi için bir balık kafası, bir leş et yani sokakta bulduğu bir parça ile muhabbet kuşu arasında fark var mı? Yok. Değil mi? Ama insan için ne kadar farklı. İşte bunlar senin için sergilenmiş. Biz buraya sergiye gelmişiz. Dünya sergisinde geziyoruz. Siz hiç müzede hayvanın dolaştığını gördünüz mü? Çok. Yok. Aynı bunun gibi biz bu dünya müzesinde dolaşıyoruz. Vazifemiz teftiştir. Ve o sultanın yani o müzenin sahibinin rızası dairesinde hareket etmek zorundasın. Ya kafana göre takılamazsın. Ben yurt dışına gidiyorum. Bana diyorlar ki konsolosluk. Hocam diyor 15 dakika konuşacağız. Şu saatte ya ben istediğim gibi takılamaz mıyım? Hayır. Şu saatte olacaksın şu saatte çıkıp ineceksin. Ya ben hürriyetimi kısıtlıyorsun kardeşim. Benim hürriyetim diğerlerinin hürriyeti içindedir. Onları bekletmek hürriyet midir? Orada bir sürü sinemada, sinema salonunda 2000 kişi insan toplanmış. 3 kişi konuşacak. Ben de elimi sallaya sallaya geliyor. Ne zaman Allah ne zaman istersen kardeşim hürriyet var. Oğlum peki 2000 kişinin hürriyetini ortadan kaldıran bir hürriyet olur mu? Benim hürriyetim onların içindeki hürriyetlerin içindedir. Hürriyet odur ki kendi ve diğerinin hürriyetini ortadan kaldırmasın. Hem kendine tecavüz etmesin hem gayesine tecavüz etmesin. Eğer sen istediğin gibi yaparsan vallahi geldim arabayı yakıyorum. Niye yakıyorsun kardeşim? Vallahi bu Mercedes'in hiç yandığını hiç görmedim. Lan tamam ama benim. Aa ne diyorsun kardeşim? Ben istediğimi yapma hürriyetine sahibim diye arabanı yakabilir miyim? Evini idam etmeyebilir miyim? İnsan istediği yaparak mümkün değil. Burada gezemez. İstediğini yaparsan istemediğin yapılır sana. Ağzına geleni söylersen istemediklerini duymaya maruz kalırsın. Mala mülke mağrur olma. Bir muhalif yer eser. Sabrın harman gibi.
O kadar cebbarlar var ki toprağın altında. Şimdi bir şey söyleyeceğim bari. Canım kardeşlerim. Şimdi tahmin edin dünyada 7,5 milyar insan var değil mi? Bu şeyde. 7,5 milyar insan var. İyi dinleyin ama bak şimdi kıymetinizi bilin. Siz çok ne kadar kıymetinizi de anlamadım. 7,5 milyar insan var. Toprağın altında ne kadar milyar insan vardır? Milyarlarca değil mi? Öyle mi değil mi hocam? Öyle. He. Öyle değil mi? Milyarlarca. Peki, o imansız gidenler var. Çünkü her asır Allah Resulüne itaat eden 1/5'tir. 1/4 iman etmez. Şimdi ne olur bir söyleyin. Yer altında milyarlarca insan imansız gitmiş. Onlar şimdi Kur'an'ın lisaniyle, ifadesiyle şöyle diyorlarmış. Allah'ım ne olur bizi dünyaya gönder. Allah'ım bir an ne olur. Allah'ım bir an ne olur bizi gönder. Ama Allah böyle diyor. Ve diyorlar ama diyor. Olmayacak. Peki farz-ı muhal olarak ne olur iyi bir dinleyin bunu. Diyelim ki o insan bir an gelse bir dakika 10 saniye. O kafir bir an 10 saniye gelmiş olsa ölen. Ne yapardı sizce? 10 saniye. 10 saniyede bir şey yapın. Ne yapardı? Söyse var. İman ederdi. Ne derdi biliyor musun? Hemen 10 saniye bitmesin diye bak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyerdi değil mi? Ne yapardı? Günah kadar emerdi ama iman ettiği için sonsuz gene cennet olacak. İşte onlu milyarlarca insanın eline geçmeyen o bir dakika şimdi sende var. Farkında mısın? Milyarlarca insanın eline geçmeyen o bir dakika senin elinde var. Şerin altındaki milyarlarca insan diyor ki ya Rabbi ne olur beni bir dakika ya bir dakika döndür ama eline peygamber dahi olsa verilmeyecek. Peygamber de ama o dakika şimdi sende var. Ne olur onu kullanmak lazım. Hele hele iyi kullanamadık neyiz hadi bir şey bir hata. Bir de onu olumsuza, aksine, ihanete kullanırsan, ihanete kullanırsan onu, ya, mesela diyelim ki aramızda bir casus var diyelim, misal. Ama kendi toprağımızda, kanımızdan birisi. Başkası olsa kanımıza dokunmaz değil mi? Ha, dokunur mu? Dokunmaz o kadar. Ha, işini yapıyor. Ama benim canımdan, kanımdan birisi bunu yaparsa kanıma dokunur mu, dokunmaz mı? Kafirin Türkiye'ye hücum etmesi normaldir, beni o kadar şey yapmaz. Ama Müslüman gözüküp de memleketime, Müslümanlara zarar verene inanın kanıma dokunuyor. Değil onlara, ben burada hiçbir insanın kafir dahi olsa kimse kimseye zulmetmesine taraftar değiliz. Dinimiz de böyle müsaade etmiyor zaten. Etmiyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yani vasfımızı yapmak, emaneti ihanet etmemek gerekiyor. Hem emaneti doğru kullanmıyoruz, mesela kullanmasak. Bir de tersini kullansak. O artık sanki ihanet oluyor. Arkadaşlar, sizi sakın şey zannetmeyin de o rastladığımı söyleyeceğim. Bu benim sağımda, sorumdaki bu biliyorsunuz Pirifani, ustadın iki defa elini öpmüş bir abimiz, hocamız, hürmet ettiğim insan. Onlar daha fazla rastlamıştır. Şu elimle inanın bana, o kadar insan yıkamışım, o kadar insan kefenlemişim ki ne kadar toprağa insan indirdiğimi bilmiyorum. Bazı insanları yıkarken ne olur itimat edin bana söylediğime. İnan sanki morgda o yıkarken elimi dokunuyorum sanki otomatik kendisi dönüyor vücudum. Kendisi dönüyor. Bazısı da yavru ölüsü gibi dönmüyor yani. Bu kafayı çeviriyorum, ayak bu tarafa kayıyor. Bunları sonra hiç rastlamışsınız. Ayağı çevireyim lan diyorum şuraya çünkü niye? Almaya dayalı yardımcım da yok. Niye korkuyorlar? Akrabasına birisini istiyorum korkuyorlar. Sen bunlar baban değil miydi dedim ya, abin değil miydi ya? İdi diyor bana.
Lan bir taneniz gelin dedim ya. Hocamız da öteki şeydeki hocamız da izine gitmiş. Lan tekim. Hem de onun camisindeki cenazeyi. Lan bu tarafı çeviriyorum kapadım. Burayı yapıyorum. Hani derler ya bizim Anadolu'da bir laf var. Camur ümüsü gibi oynamıyor yani. Tamam mı? Ama bazıları da lan gittim. Elimi sürüyorum pat diye dönüyor. Ayağım şu yapıyorum tak diye dönüyor. Ne istiyorsam yapıyor neredeyse ya. Ulan ne diyorum? Dayanamadım artık. Yani yıkadım gittim. Anından öptüm. Ulan ne içim adamsın lan sen dedim ya. Sana cenaze diyorum ha. Ulan sana dokunuyorum dönüyorsun ha. Ulan ne biçim delikanlı bir adamsın ya. Dur dedim ya. Dayanamadım çıktım ortadan dışarıya. Gazilhanede. Ya arkadaş bunun cenazesi sen kim? Ne oldu hocam dediler yani. Kötü bir şey görürsün böyle denilmez ya falan. Yo endişe etmeyin dedim ya. Bu ne biçim delikanlı adammış dedim ya. Ne yaparmış bu adam dedim ya. Hocam ne oldu? Dokunuyorum dönüyor dedim ya. Sanki canlı gibi bir adam. Hocam dedi masum ve mazlum. Hiç namazını terk etmezdi dedi ya. Masum ve mazlum. Ha yeni zaten rastladım almaya da. Yeni oldu başıma geldi. Hiç namazını terk etmezdi hocam dedi. Masumdu dedi. Kimse dokunmazdı. Ama namazını, orucunu, zekatını, her şeyin aşırını böyle temiz alır. Ben tanımıyorum ya. Bir daha gittim. Ne yapayım ben sana? Kanlı yaşadım, hak ettin lan sana dedim. Güzel dedim, bir daha şey yaptım. Hak ediyor ya. Ama masası da var yani dediğim gibi sanki gömür ölüsü ya. Dönmüyor, döndürmek istiyorsun, dönmüyor, kafa şey yapıyorsun, dönmüyor. Tamam. Biraz da fazla şey yapmışsa böyle, affedersin, tam tabuta koyarken pat bir de gazı. Dikkat ettiğiniz anda, haydi bakayım bir daha. Neyse, adam gibi yaşarsa, adam gibi muamele görüyorsun. Her şeyle var. Her şey, adam gibi adamlar geliyor cenazene, şahitlik yapıyor. Kendi köyümdeyim ve köyümde imamı pek yapmam. Yani mum dibine ışıklarını derler ya böyle. Gerçi bu biraz yanlış tabir ama maalesef öyle olmuş. Pek şey yapmam çünkü, bizim uşak ya. Tamam, o bizim uşak falan. Şimdi çok iyi tanıyorum, dinle, diyanet hiç alakası yoktu birisi. Şimdi hoca arkadaşım soruyor, nasıl bilirdiniz? Ulan yalan desem bir türlü, doğru desem bir türlü. Tamam. Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah'ım sen en iyi bilen sensin. Ben bana havale ettim. Hoca bana havale etti. Dedi ki nasıl bilirsiniz? Hocam dedim sen bana havale ettin. Ben Allah'a havale ettim. Ya sen en iyisini bilersin. Tamam en iyisin. İyi, iyidir. İnşallah iyi yaparsın Allah'ım. Diye temenni ediyoruz. Ha? Yani adam ama bazılarda var mesela. Nasıl bilirsiniz? Aynen vallahi böyle. Ya Rabbi ruhumla şahidim. Şurada bu. Bunu yapıyordu bu namazını. Ben taşın dere gelmişti adam. Tam odun atıyor. Odun yani bir an bırakamazsın. Sen gelince dereye bize dağdan odunları dere taşır. Dereye atarlar denizde toplar. Öyle heyecanlı olduğu halde adam her tarafı acayip böyle. Ya Rabbi ben bu kişinin ben o taşların arasında namaz kıldığına yukarıdan yağmur yağdırılıyor. Dere kükremiş. Dere odunlar atılmış, geçip gidiyor. Amin! Namazını kılıyor. Her şey gider hocam dedi. Bu namaz bir daha geri gelmez dedi bana. Derenin, ben de şey yapmıştım, geçiyordum da nasıl oluyor? Ya kardeşim senin ormanın gidiyor dedim ya nasıl? Hocam dedin, kimlerin gitmedi dedi. Ama namaz geri gelmez dedi. Şimdi o kabirde biliyor musun? Bak ben Yunanistan'a da konuşuyorum. Adam gibi adam var. Adam gibi yaşar. Bak ne yaptı ben şeyini şahit. Ama ciddi namazına şahit. Onun için Peygamber Hazreti Selam buyuruyor ki kabirde imandan sonra ilk sual namazdır. Namazı ahsen olan hesabı suhbetli olur. Ondan sonraki gerisi geliyor yani. Yani şu düğme var ya, şu düğmeyi ters ilikle, bak şimdi gömleğime bak, hep dibi ters gelir. Değil mi? İlk düğme imandan sonra namaz. Ondan sonra gerisi fahşadan her türlü olumsuzluklardan, hoş olmayan şeylerden uzak tutuyor. Peki, bir paragrafında okuyorum bir örneğinde, ondan sonra keseceğim. Sorunuz varsa sorunuzu alacağım. En asıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder, nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlüküdür. Hem kainatın hukuku kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Demek ki ibadeti toparlıyor, ibadeti terk eden, örneklerimi tekrar yapıyorum, ibadeti terk eden bir kendine verilen emanetleri yerine kullanmamış olur, nefsine zulmeder. İki,
kainatın hukukuna tecavüz eder. Çünkü insan kainata mebustur, kainatın halifesidir. Kainat onunla manalanır. Güneşi, ayı, yerin altındaki madenleri, gülleri insanla değer alır. Ama bir belediye başkanı örnek verdim. Hala ben kafama göre takılım. Kafana göre takılamazsın kardeşim. Sen başkansın. Raiyetini nazara alacaksın. Bütün mevcudat bizim raiyetimizdir. Dolayısıyla istediğin gibi takılamazsın. O nerede takılacağız? Cennette takılacağız. İstediğini takıl. Ne istiyorsan. Bir anda sonsuz yerdesin. Her yerde farklı iş yapıyorsun. Yine sensin. Nasıl bir yer? Acayip bir şey. Allah anlatıp anlatıp bitiremediği bir yere gidiyoruz. Cennet. Esas o. Ya la rahat lefid dünya illa darun ahire. Burada o yok. İstediğin yok. Rahatlık orada. İlla darun ahire. Evet, nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir, terk ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır. Şimdi küfür, küfür kafir, örter demektir. Mesela Arapların bir kavmi var, çok ilgimi çekmişti, Ümre'ye hacca götürdüğüm zaman rastlamıştım. Çiftçiyi kafir derler. Oy öyle de. Kafir demek. Bizi bildiğimiz İslami literatürdeki kafirlik değil, çekirdeğin üstünü kapatana kafir, küf. Örtmek demektir zaten. Biz onu bir İslam'a göre kullandık. Ne dedik? Allah'ı örten, İslamiyet'i örten. Kafir, örten demektir. İnsan kendisini örttü. Neyle örttü biliyor musun? Namazı, orucunu koydu buraya. Dünya, kadın, para, şan, şöhretle üstünü örttü. Kapattı. Örttü yani. Fıtratını örttü. Fıtrat aslisine göre yaşamadı. Yani Allah'ın insana verdiği cihazları yerinde kullanmadı. Ne yaptı? Çekirdekten ağaç olabilmesi için çekirdeği bir, doğru zamanda atacaksınız, bir de doğru yerde atacaksınız. İmam Rabbani Hazretlerine sormuşlar, demişler ki Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Efendim demişler, iyi olmak istiyoruz, ne yapalım diye sormuşlar. Ben bir insanın iyi olabilmesi için bana sorsalar, hocam ben iyi olmak istiyorum, ne yapayım dese inan 10 saat konuşur. İmam Rabbani Hazretleri bir cümle söylemiş, çok ilginç. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Şu cümleye bak. Ne istiyorsan orada. Ne olmak istiyorsun? Sonra bak kardeş, bak şu anda geldim, bir şey yapmıyor musun? Çay bile içiyorsun. Fişi taktım buraya artık. Ruhun doluyor. Doluyor da doluyor. Doluyor da doluyor. Şu anda kendini kötü hissetme şansın yok elhamdülillah. En azından Allah'a bu saatini sattın. Allah'a inallâhe müminin iner müminin ilâhir ayet hatırlama şey yapıldı. Allah diyor, canlarını ve nefislerini, hayatlarını cennet mukabilinde satın alıyor. Şu anda bir saat verdi. Bir saati Allah'a satıyorsun. Şimdi nasıl oluyor? İyilerle beraber oldun, Allah'ın rahmeti de sana tecelli ediyor. Allah sana tecelli ediyor işte. Yani zor bir şey değil sevgili kardeşim. Senden suyun üzerinde yürümeye, havada uçmak gibi bir şey istenmiyor. Ya ne diyor? Ya iyilerle beraber oldun mu bu iş kolay. Ama mesela kahvedesin, olumsuz yerdesin, orada namaz hatırına gelir. Çok zor. Çok zor. Ama buradasın, namazı bile unutsan. Unutsan ne olur ki şu çay bahçesindesin, şu dışarıdasın. Hoca tepede çıkmış, hadi namaz arkadaşlar falan. Değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan bir şey, namazmış. Ama bu ezan hiç duymayan var. Şu minarelere su deposu diye bakanlar var. Su deposu. Çünkü su deposu nerede? Kafasında. Depo olmuş. Demek ki ibadeti terk eden kainatın ibadetini göremez. Kendisi nefsine zulmeder. Emaneti ihanet eder. Mevcudata karşı küfür, mevcudata karşı bir tahkir, bir terk ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır.
hem hikmet ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan dehşetli tehditle şiddetli ceza müstahak eder. İşte bu istikakı ve mezkur hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Mucizül Beyan, mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek tam tamına hakikat-ı belagat olan mutabık-ı muktezai hale mutabakat ediyor. Ben burada kesiyorum. Sorusu olan sorunuzu alayım. Belki geçen şey dün akşam vesveseden yaptım. Vesvese insan vesvesedir daha temelde değil ama psikoloji yaptık. İnsan niye mutlu değil? Niye çözemiyorum? Nerede tıkanıyorum? Nerede hata yapıyorum? Ama vesveseyi de soktuk biraz. Efendim onu yaptık. Bugün de Allah ibadeti istiyor, ne ihtiyacı var dersiydi. Onun ihtiyacı kopmuş. Demek ki benim ihtiyacım var. Efendim doktor misali gibi, pervanenin dönüşü gibi örneklerle verdik. Şimdi ben burada kesiyorum. Eğer sorunuz varsa bildiğim kadarıyla sorunuza kısaca cevap ama ciddi olsun böyle. İş olsun, şu olsun diye konuşmak için değil de çok rastlıyorum. Sorunuz varsa bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışayım. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Eğer özel sorunuz varsa yanıma gelirsiniz. El-Fatiha temas selam. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün bizim sitede görürsünüz 200-300'e yakın psikoloji dersi var. Panik atar, korkuyorum, yatamıyorum, canım sıkıldı gibi dersler var. Onların izahı var. Tıptan ayrı bizim bir özellik var sitenin. Onlar bedensel ve sinirsel psikolojiden bahsediyor. Bu bizimki Kur'an eksenli, Risale-i esas alarak ruhsal bir psikolojiden bahsediyor. Şimdi bu birazdan şimdi anlatacağım şeytanın özelliğini tıpta göremezsiniz. Yani şu anda anlatacağım, bir şey anlatacağım. Tıpta böyle bir şey göremezsiniz. İşte bu ruhsal psikoloji denilir. Şimdi vesvesenin temelinde şeytan var. Şeytan. Evhamı da anlatacağım. Evham aklidir. Sebebi cehalettir. Vesvesenin temelinde ise marazi kalbidir. Marazi kalbidir. Kalp hastalığıyla alakalıdır. Yani sebep olan, yani zikir. Balık nasıl tutulur onu göstermeye çalışacağım. Balık vermeyeceğim yani size. Şu. Şeytanın yapısı, sistemi, işleri var üzerine kurulmuş. Var. Yani bir şey varsa, Allah'ın onayladığı bir şey varsa ona musallat olur. Allah'ın onaylamadığı bir şey de olmaz. Onun üzerine fikir yürütmez. Onun için şeytan abdesti olana ve imanı olana der ki senin abdestin yok. Ya nerede biliyorsun? Kaçırmıştım falan. Böyle şeytan abdesti olana der ki abdestin yok. Ta ki abdestine şüphelendirsin. Bir daha aldırsın, su israfı yapsın veya bıksın artık. Şeytan gidip de abdestsize, abdesti olmayana senin abdestin yok ha. Abdestsiz olmak çok kötüdür der mi? Senin abdestin herhalde bozuldu demez. Niye uyandıracak kafiri ki? Kafiri uyandırma. Onun için abdestsize gidip abdestin var mı ha? Senin abdestin yok galiba dikkat et falan demez. Şeytanın yapısı sistemi bu değil. Şeytan varı yani vücudu ademe dönüştürmek der Arapçada. Yani ilmi kelam şeyinde Bediüzzaman Hazretleri onu kullanıyor. Vücudu ademe dönüştürmek. Yani varı yoka dönüştürmek özelliğine sahip. O zaman mesela imanlıya gider der ki iman. Senin imanı gitti ha. İmanın var mı falan. İmanına sorgular attırır. İmansıza gider der mi ki senin imansızsın ha. İmansız çok kötüdür. İmanın var mı? Der mi? Niye desin? Zaten imansızlık işine giriyor. O zaman imanın var mı sorgusu Allah Resulüne sormuşlar. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam. Bize şeytandan işte içimizden geliyor diyor. İmanımızdan şüphe etmeye başlıyor sana. Allah Resulü diyor ki imanından vesvese etmek imanın halisiyetini gösteriyor. Halis bir imanın alametidir. Halis bir imanın alameti vesvesedir. Çünkü mesela ben buraya çiçek koysam, camı açsam arı gelir.
Buraya pislik koysam, cama atsam sinek değil. Tamam mı? Şimdi şeytanın mantığı, yapısı var üzerinde. Allah'ın onayladığı sistem üzerine kurulur. Yani abdestliysen yoktur der. Gidip olmayana demek. Mesela ben eylemde itibarını göstereyim. Ben bakıyorum abdestim kesinse tamam. Kimse gelmiyor zaten şeytan ve şeytan. Ama hakikaten abdestimi unuttum. Hakikaten şuurum yok. Bakıyorum şeytan bana yardım etsin. Abdestim var mı yok mu diye şeytandan yardım istiyorum. Ulan dedim şeytan bana vesvese verecek mi vermeyecek mi? Eğer bana şeytan vesvese veriyorsa kesin abdestim var. Ya senin abdestin yoktu zaten şeyindir bozmuza. Kesin. Aa, şeytan onaylıyor benim abdestimi. Vallahi gidip abdest almıyor. Aynı baktım şeytan da biliyor tabii aptal değil diyor. Bana herkese baktı geliyor. Gerizekalı değil bana. Diyorum ki abdestim hakikaten aklı şuurum yok. Şimdi duruyorum böyle bakıyorum. Ulan abdestim var mı yok mu? Ulan namaz kılacağız falan. Hiç gelmiyor. Hiç gelmeyince yok. Abdestim olsaydı gelirdi. Abdestim olmadığına göre gelmiyor. O zaman hiç vesvese gelmiyorsa gidip abdest alıyorum. Geliyorsa almıyorum. Sakın almayın, tamam mı? Çok çok kaliteli oluyor. O zaman abdestim var ya, kalitenin zirvesi. Şimdi ya imanım gitti falan. Kafir imansızlıktan korkar mı soruyorum size. İmansız, imansızlıktan korksa iman eder ya. İmansız, imansızlıktan korksa iman eder. İmansızlıktan kim korkar? İmanı olan korkar. İmansızlıktan korkuyorsan mübarek olsun sana iman. Harika bir imanın var. Çünkü şeytan o çiçeğe gelmiş. Tamam mı? O çiçeğe gelmiş. Sinek gelseydi durumu iyi değil. Demek ki var üzerinde. Beyin bu şeytan alın. Şeytanın dümeyi şeytanı kalbin etrafındadır. Bu özelliğe sahip. Şimdi bir tanesini bunu uygulamalı ben bir tanesini yapayım. Geçen sene işte gelişte yapmıştım ama bir de yapayım. Ben tekrarlarsa. Şimdi camide imamım Almanya'da Ramazan. Lojman biraz uzakta, evi tutmuşlar. Lojmanda camiye namaz kıldıracağım, teraviye. Bana hiç kimse gelmedi şeytan. Abdestin var mı yok mu, senin abdestin yok mu falan diyen yok. Lojmandayım. Abdestin yok ha falan diyen yok. Ses yok. Kimse yok orada. Lojmandan çıktım. Camiye gittim, gene kimse yok. Sünneti kıldık yatsıyı. Farzı kıldırdım. Son sünnet. Selatı bitir, teravih. Selatı bitir de adam geldi bana. Yapayım aynı size. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Adam geldi. Senin abdestin yoktu diyor. Niçin yaptı bana bunu? Benim dindar olmamı istiyor. Abdestsiz kılmamı istemiyor değil mi? Abdestimi hatırlattığına göre bu benim dostum galiba değil mi? Bana o abdestsizliğini söylüyor. Peki madem benim dostumdum ben Firavun, lojmanda demedin, sünnette demedin, farzda demedin, koca 20 rekat teravide demedin, en dipte söylüyorsun. Niçin yapıyor bana? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cemaat benim abdestim yoktu ha. Ona seni camdan aşağı karlar ya dalga mı geçiyorsun ya? Adam yemek yemiş, 20 rekat kılmış, aburasına gelmiş. Sen diyorsun ki hadi yeni başla. Allah Allah. Ama bu kutlu da bir kaydı var tabi. Abdestsiz olduğunu bilsen bilen cemaata duyurmasın hemen çökersin. Arkadaki geçer bunu da halledersin. Ama mantığı şu. Demek ki bana abdestsizliğimi hatırlatıyor. Niye? Çok dindar. Dindar olmamı istiyor. Abdestsiz kılmamı istemiyor da geldi. Tamam. Yer mi yani? Hayvan terli. Hani derler anladın. Hayvan terli yemez. Ben ne yaptım? Senin dedi abdestin yoktu diyor. Ben dedim ki zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdest olur mu ya? Abdestsiz de oluyor. Baktık ona benden daha serseri. Çekim gitti. Çünkü niye? Sen bana ne zaman geldin? Hiç sorgulamadım. Acaba abdestim var mıydı? Ne zaman bozdum ya? Allah Allah. Nasıl gitti falan? Hiç fiyakamın dili bozmadım. Gitti. Ne yapacak ondan sonra? Oturdu. Çünkü tanıdım onu. Tanısan gidiyor, tanımasan geliyor. Ne zaman gidiyor? Bunu hatırlat, göster. Senin gitti. O zaman gitsene. Beyimi anlatayım. Beyimi kısaca. Bu çok lazım. Bu daha çok alimlere şey lazım. Bediüzzaman'dan aldığım için biliyorum bunu. Beyin şu, şeytan bak elime bakın, elim yukarıda aşağı indiriyor. Şeytan varı yok göstermeye çalışır. Varı yok, vücudu adem. Beyin buna ters çalışır.
Elim bak aşağıdan yukarı çıkıyor bakın. Yoku var. Buradaki kavgaların, panik atakların, oğlan ve bunalımların temeli bu. Yani yoku var. Hastasın galiba. Bak öyle dediğine göre, senin için aklına şöyle düşünüyor. Bu var ya, suizanlar, bir sürü yılan akrep gibi hasetler, gıybetler, iftiralar, içteki yorumlamalar, bir böyle kar topu yaparsınız dağ tepesine bırakın, vadiye inince dev olur ya böyle katlana katlana. İşte olmayanı var gibi gösteren özellik vehimdir. O da dimağdadır. Dimağ, onun çaresi nedir? İlimdir. Böyle dersleri dinleyerek. Peki, şeytanın varı yok gösteren, bu da ilimdir. Ama zikrin içinde olan ilim. Kur'an okuma, evrat okuma, tamam ibadetlerle. Bir de bu anlattığım bak şeytanı bildin mi? Bunun içerisinde ilim var. İlim farzdır. Şeytanı böyle tanıdın mı? Bir de bunun yok etmenin şeyi, evrat okuyacaksın. Mesela ben sıkıntımı, yani çünkü insanlar soruyor, gidiyorum, koşturuyorum, baktım aşamıyorum. Ne yaptımsa şapama. Her gün, ben hem şükür için anlatacağım, hem de sizi teşvik için. Her gün bir cüz Kur'an okumadıkça, akli vehimden, kalbi vesveselerden tam kurtulamamıştım. Her gün bir cüz okuyorum. Her gün cüzü ben Allah affetsin sevap diye okumuyorum Rıza İlahi ama ben enerji diye okuyorum. Yani pozitif enerji. Ben vallahi billahi sizi mi kandıracağım? Sizi kandırabilirim. Allah'ı kandıramam. Bu mukaddesim. Vallahi şu çay gibi lezzet alıyorum Kur'an okuyunca. Niye? Artık ben bu lezzet için okuyorum. Doluyorum, tamam mı? Sevabın dindeki tabiri sevap. Sevabın bedensel tabiri fiziksel pozitif enerjidir. Aynı o ayet mesela bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sevap. Ruhta pozitif enerji. Kabirde nur ve gıda. Bu ayet. Aynı ayet. Aynı ayet haşir meydanında senet ve bera. Aynı ayet sıratta burak. Aynı ayet cennette hakikat. Aynı ayet. Okunan ayet dimağı yapılandırıyor. Kalbi inşa ediyor, bedensel enerji veriyor. Aynı ayet belki de hukuktur, miras hukukudur. Aynı ayet kabirde nur gıdadır. Aynı ayet haşir meydanında senet ve berattır. Aynı ayet sıratta murat oluyor. Aynı ayet cennette hakikat oluyor. Aynı ayet rüyetullah'ın vesile oluyor. Tuhaf bir şey yani Kur'an. Hakikaten öyle bir şey. Ben bunların içinden öne çıkarıyorum. Valla biliyorum ya. Ya şimdi zevk alacağım çünkü sıkıyorum. Sabah kalkıyorum. Ne yapayım? İlim yapıyorum falan gitmiyor, zor oluyor. Başlıyorum, cüzüm okumuyorum. Hadi bakalım bir 10 dakika sıkılırsın. Belki 3-5 dakika. 1-2 sayfa geçiyor. Ondan sonra durup dozer, dağ, deler gibi. Ondan tıkır tıkır gidiyor. Keyfe inkılap ediyor. Ondan sonra ata biniyorsun. Del del, dıkzık 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 gidiyorsun. Tavsiye ediyorum. Tam böyle Kur'ansız bırakmayın gönlünüzü. Televizyon internetlerden uzak durun. Gece 12'den sonra ayakta kalmayın. Eğer 12 ile 2 arasında ayakta kalırsanız ertesi gün 20 saat yatsan bile dinlenmiş kalkamazsın. Mantar gibi olursun. Haftada en az bir gün derse gidin. Namazı vaktinde kılın. Akabinde mümkün olduğu kadar tesbihatı yapın. Sonra sohbete gidin ve mutlaka kitap okumaya çalışın. Eğer göğsünde ateş gibi sıkıntısı olanlara İki tane pratik çözüm söyleyeceğim. Bediüzzaman Hazretleri'nin Asay Musa diye bir eseri var. Akşam namazından gece 12. Bak akşam namazı ile gece 12 arası. Saati sen belirle. Bu iki nokta arası. Bak lazım olacak bu size. 10 dakika en az sesli Asay Musa oku. En az 10 dakika. Bu birinci şey. Anlaman için değil. Kitabı kurtulmak için yapmıyorum. Bir bağ oluşturmaya çalışıyorum. Nerede okuyacaksın? Yatak odanda. Gece, akşam namazı ile 12 arasında bu saat dilimi arasında Asay-ı Musa denen kitaptan bağdır. Çünkü Asay-ı Musa, Musa'nın asasının hasiyetine sahip sihir ve buhu, büyü, buhranı iptal eden hasiyete sahip diyoruz. Bir gündelik hayatta göğsünüzde ateş var. Böyle kötü bir haber duydum veya durup dururken onu anlatayım size. Göğsünüzde bir ateş var böyle. Yanıyor, kavruluyor. Hemen pratik bir çözüm. Bak, hap gibi. Neyi biliyorsunuz en çok? Elemi bilirsiniz. Bilmeyen olmaz. Herkes biliyor da ben elem yapayım.
daha çok ortak olduğu için. Tamam. Şöyle okuyacaksınız elhamı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle sureyi okuyacaksınız. Burundan almayacaksınız. Sure biter bitmez ağzınızdan. Ben onu göstermek için yapıyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tutabildiğin kadar tut. Günlüşüyor. Errahmanirrahim. Sokakta yapmayın elini de. Ben göstermek için yapıyorum. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Vallahi size gösterirken bile zevk alıyorum. Ha bu olur. Felek nasıl olur? Eldekisi olur ama işin ehline söylüyorum. Hocalarım da dinlediği için daha profesyoneli şudur. Huruf mukatta'dır. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki 100 hasreti ilaçtan daha tesiri azimdir. 14 tane huruf-u mukatta var. 28 tane 14 şeyi kullanılmış harf şu. Elif, lam, mim. Veya 14 tanesini yapayım sırayla kullanırsınız. Birinci o. İki. Elif, lam, ra. Elif, lam, mim, ra. Elif, lam, mim, sad. Bana odaklanırsanız ben içinize girebilirim. O özelliği de var bunda. Bana gözünüzü kapatın. Bana odaklanırsanız ruhunuzun içine bak. Dimağınıza girecek. Gözün kapat, bana odaklan, sese bak. Okurken bari şey gitmesin. Taha. Tasin. Tasin. Hamim. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. Hamim. Ayn. Sin. Kaf. Nun ve kalemi ve ma yesturun. Kaf vel Kur'anil Mecid. Sad vel Kur'anil Zikr. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Sadakallahul Azim. Açabilirsiniz. Oh. Bu birer tane okulu. Bunu en az 3 tane olacak. Başkasına yapmayın, üzerinize sıçrar sıkıntısı. Ama ehliyseniz, manevi güçlüyseniz ki hocalarıma kastediyorum. 7'şer tane olacak o. Öyle.
Dudakla değil, öfleme değil. Ha, evde yapmak istersen sana kolay. İşte bir tane ne dedim? Otobüstesin. Sana seni Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İçinden mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Otobüste de bir kimse bilmiyor. Errahmanirrahim. Tamam mı? Bak böyle yaparsın. Hiç kimseye muhtaç olmaz. Oh, onlar nasıl gideceğini görürsün. Adın gibi inan. O gözdeki o şey gidiyor. Nefesi bırakmıyorsun ya. Basıyor böyle. Çünkü kelam ilahinin içinde, kelam ezelinin içinde ilim, irade, kudreti tazamın ediyor. Yani Allah'ın üç sıfatı var. Evet, mesela yapayım. Fatiha yapayım. Yok. Ama her bir durakta. Şöyle de, onu sıra anlatayım. Şöyle yapayım, birkaç tane yapayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Mesela çocuğun sıkıntısı var vesaire. Buraya bir tabak, Allah Resulü diyor ki zeytinyağı için, yiyin için sürünün. Bir tabak zeytinyağı, bir tabak sirke, bir tabak sıcak su koy. Mesela çoluk çocuğun başkasına değil, evladına. Rahatsız, ağlıyor, ne bileyim kesmiyor, tıp da bir şey bulamam. İlk önce doktora gideceksin. Ondan sonra sağa sola git, bu ne için yapıyorum? Sağa sola gitme, muhtaç olma. Seni istismar etmesinler. Hem psikolojini bozacaklar hem paranı alacaklar. Bak ben sana ne gösteriyorsun ama. Buraya tabak zeytinyağı koy. Bir tabak sirke koy, bir tabak sıcak su koy. Tamam. Ne biliyorsun? Ben doğrusunu şey yapayım. İstiğfar. En küçüğü estağfurullah, estağfurullah, üç defa estağfurullah. Yani istiğfar. Ama hocalarım tövbeni yapmak, tövbe. وَتُبَ عَلَيْنَا يَا تَوَّابُ يَا كِمُوا تَوْبَةً نَسْوَا لِيَكُمْ مِنَ الَّذِينَ فَعَلُوا فَاِشَةً اَوْزَلَ مَنْفُسَكُمْ زَكَرَ اللّٰهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِي ذُنُوبِهِمْ وَمِيَغْفِرُوا ذُنُوبَ اِلَى اللّٰهُ Estağfurullah ile aldım en kelime lezî la ilahe illâ ve lehîm kaymetun esbâni. En az 11 defa estağfurullah, 11. Ama size hitap ettiğim için 3 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tamam. Önümüzde üçü duruyor tabaklar, tamam. Onun karşısındayız. Sonra 3 defa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Üçünü ayrı ayrı öfürdüm. Tamam. Sonra eylemi 7 defa. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Gayril mağdubi aleyhim vel addallin. Bitirdin saydın. Zeytinyağını. Sirkeye, sıcak suya, tamam koy. 7 tane. 7 tane de sırayla gidiyoruz Kur'an'da. Ayetler kürsi. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. İlâ ahirul ayet. 7 tane. Her okuyuştan sonra, tamam. Sonra 7 tane amene resul. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون تمام إلى آخر 7 tane sonra 7 tane felek قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تمام sonra tekrar
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dikkat ederseniz başında salavat, sonunda salavat, iki salavatın arasına sıkıştırdınız. Tamam? Ondan sonra o ekmeği batır zeytinyağını, sirkeye, birer tanesi suya değil. Çünkü Allah Resulü diyor ki yiyin için sürünün zeytinyağı hakkında. Sirke için diyor ki hiçbir mahluk onu yedikten sonra hem de okudun bu zeytinyağı sirkeyi bir lokma atsan içeride erba habise varsa kesinlikle dayanamaz kusar. O bir lokma ekmeği batırdın sirkeyi yedin bak nasıl teykus atarsın. Şimdi bunları koydu, tamam mı bunları? Sirke, şesel, evinde sıkıntı var, geçimsiz varsa, geçimsiz, bu sirkeden bir kaşık al beze, ondan sonra konuşmadan o kapı var ya, bina kapısı değil, daire kapının, sen giriyorsun. Onun kapının arkasını önden sil. Bu kadar arkadaşlar. Hiçbir şey yoksa, o muamma yapıyorlar. İnsan kadar güçlü bir şey yoktur. İnsan çok değerlidir. Ama asayı musayı, yatak odandan, akşam namazıyla, gece 12 arasında okursa en az 10 dakika o göğsündeki ve dimağındaki, dimağında şöyle olacak bak. Sol kulağın kaşınıp sağ kulağına sanki balon yapmış gibi pof pof sesler gelecek, boşalacak. Bu denenmiş. Bu denenmiş. Ben sizin için söylüyorum. Bir şey yaptırmak için değil, size faydalı olmaya çalışıyorum. Kısaca bir şey olsun diye. Saatim geldi mi efendim? Geçti mi? Bir iki dakika olsun hemen bir ezan okun. Tekrar. Bâhir davâhum elhamdülillâh rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selâvâti.